Arkadaşlık ne ifade ediyorsunuz için? Ben en yakın arkadaşımla geldim zaten buraya. Ee, Size en yakın arkadaş yapan ne? Ya da en yakın arkadaş biz tanımınız ne? Biz aslında. Doğuştan evet. arkadaşız biz yani. Benim doğuştan. doğuştan arkadaşım evet. Evet, tamam. Bence en önemli şey güven arasında sır olmaması ya yani sır veriyorsan bunu saklayabilmesi ya da. Mesela sakladığınız bir sırrı söyleyin şimdi bize, bakalım. Oy. <laughs> <laughs> Yok. Evet, güven. Evet güven önemli ve şöyle bir şey de önemli atıyorum hani bir insan çok hata yapabiliyor önemli olan arkadaşının bu hataları senin arkandan toplayarak gelmesi ben bunu inanıyorum yani evet. senin hata senin göremediğin hataları ve yaptığın hataları başkasından gizlemesi senin yani üstünü örtmesi hani ortaya saçmaması evet. bunlar önemli dedikodunu yapmaması önemli evet peki e, anneniz ve babanızla kurduğunuz ilişkiyi düşünün Hı -hı. arkadaşınızla kurduğunuz ilişkiyi düşünün İkisinin farkları ne? Aslında şöyle anne ve babamızdan gördüğümüz, beklediğimiz sevecenliği, güveni arkadaşlarımızla arıyoruz. Şahsen ben bulduğumu da düşünüyorum. Buldunuz. Hı -hı. Evet. Arkadaşla ailenin farkı arkadaş bir şeyleri ilişki yürütemediğinde bugün var yarın yok. Yani hani hayatından çıkmaya bir opsiyon hayatından çıkabilir ama anne baba hayatından çıkamaz ve çıkmamalı da zaten. Ee, o zaman aslında arkadaşlıkta bir seçim var. Seçim olunca onu daha güçlü yapar mı acaba? Bazı insanlar için yapıyor olabilir ama ben öyle düşünmüyorum. Ha evet. Ben 10 yıllık arkadaşımdan da vazgeçebilirim. 1 yıllık arkadaşımdan da vazgeçebilirim ama hiçbir şekilde anne babamdan vazgeçme durumu söz konusu değil yani. Hiç kimse vazgeçemez. Seçemiyoruz çünkü onu. Evet. Evet. Buyurun. Ee, ben ilkokul 5'ten beri 45 yıldır görüştüğüm 8 arkadaşım var. Bunlar sınıf arkadaşımdı hala görüşüyorum. Farklı memleketlerdeyiz ama yakın memleketlerdeyiz. Dostluk ayrı bir şey fakat en iyi arkadaşım hep ablam oldu. Çünkü onunla her şeyi, her şeyi anlattım ve her şeyi de benim yüzüme söyledi. Çünkü arkamdan hiç söylemedi. Bunda bu hatam vardı. Bunu annemle konuşmalıyız. Hep böyleydi. Ben de hep böyle verdim kardeşlerime ve çocuklarıma. Annem en iyi arkadaşımın en iyi arkadaşıydı aslında. Evet. Bu sekiz arkadaşınız var ya ilkokulda. Evet var hocam. Siz kendi aranızda mesela hı hı. üç kişi buluştunuz. Diğer beşiyle ilgili dedikodu yapıyor musunuz? Hocam yapmayız çünkü hepimiz her günümüzde birbirimizi hep ararız yani. Bu konuda hep rahatsız ederiz evet. her günümüzde. Bir problem olduğunda dahi ben Ayşe'ye açıkladıysam, Ayşe ona yakın olduğu için hani öteki arkadaş Emine'yle de paylaşıyor evet. ve bana dönüyorlar. Bu burada böyleydi. Bunu yapman böyle gerekiyordu. Hep aramızda bunu tartışırız ve her yaz 2-3 ay mutlaka bir araya geliriz biz. Evet. Yani. Güzel. Hı, hepsinin üzerine ve sizin söyledikleriniz üzerine şunu diyebilirim. Arkadaşlıklar seçebildiğimiz ailelerimizdir ve hayattaki tecrübelerimizdir. Bir arkadaşın hayatımıza girmesi ve çıkması bize katma değer olarak geri döner. Bu kadar arkadaşlıkta katma değer kriteriniz evet. kriterim evet. var. Evet. Şimdi Şunla şu, şu yüzden düşünüyorum. Ee, öğrenemeyeceğim ya da asla deneyimleyemeyeceğim bir şeyi bir arkadaşımı deneyip hayatıma bir değer katabilirim ve bu değerler birikerek e, ikinci ailem yani seçebildiğim ailemi oluşturabilir. Evet. Anne baba çocuğuyla arkadaş olmalı mı, olmamalı mı sorusu var ya. Bunun farklı farklı sebeplerini söyleyecektim. En önemlisini sen söylemiş oldun. Ben her zaman şöyle söylüyorum. Anne baba çocuğuyla arkadaşça olmalı ama arkadaş olmamalı. Bu ne demek? Bir çocuğun annesinden ve babasından beklediği yani beklentileriyle arkadaştan beklentileri farklı. İlk önce anne baba ve çocuk ilişkisinde bir güç, bir hiyerarşi var. Tamam mı? Arkadaşlıkta ne var? Bir yatay bir ilişki var. Bu yata ilişki çocuğa bazı avantajlar sağlıyor. Anne ve babalıkta şöyle oluyor, duygusal desteği genelde anne baba veriyor değil mi? Ama çocuk o zaman duygusal desteği alıyor, e, duygusal destek vermeyi de öğrenmesi lazım. Zaten anne babaya duygusal destek vermeye başladığında sorun çıkıyor. Bazı ailelerde anne veya baba çok yalnız olunca çocuğunu kullanmaya başlar kendi duygusal ihtiyaçları için. Bu çok risklidir ve duygusal destek aileden alıyor çocuk sürekli. Ama duygusal destek de vermesi gerekiyor. Bunu arkadaşlık ilişkilerinde öğreniyor. Bu bir. İki, yine anne baba çocuğu için her şeyi yapıyor. Onun karşılığı çok olmuyor. Anne baba da karşılık talep ediyor. Bu da riskli. İşte o kadar fedakarlık yapıyoruz. Dersine çalışmıyorsun. Ama ilişkilerde şey arkadaşlık karşılıklı ilkesi var. Çocuk onu da pratik yapmaya başlıyor. En önemlisi çok gizli bir dinamik bu. Evde biz neyiz? Çocuğuz. Annemin oğluyum, babamın oğluyum. Tamam mı? Bir tane kimliğim var. O kimliğin dışına genelde çıkamıyoruz. Ama çocuğun hayatı hazırlanması için yeni kimlikleri denemesi lazım. Bakın, yeni şeyler denemekten geçin, anne babayla deneyebilir. Ama farklı kimlikler de denemesi lazım. Acaba ben yazar olsam nasıl bir yazar olurum? Bir arkadaşların arasında bir yazar gibi davranması lazım. Bu kimlikler genelde annenin, babanın yanında denenmiyor. Ama arkadaşların yanında denenebiliyor. Çocuğun anneden babadan beklentisi daha çok güvenlik, yönlendirme ve anne babanın çocukla ilişkisi daha çok öğretici. Çocuk bu öğretici ilişkiden kurtulup bir e, yatay karşılıklı alıp verme, öğrenme, öğretme bunu da denemek istiyor. Yine aile ilişkisinde bunu denemek zor oluyor. Ve en önemlisi de bazı Özellikle otoriter ailelerde çocuklar duygularını söyleyemiyor. Esnek ailelerde de söyleyemiyor. Sebepleri farklı. Birinde bastırıldığı için, diğerinde annemi babamı üzmeyeyim diye söylemiyor. O zaman çocuk duygularını paylaşamadığı zaman derin bir yalnızlık oluşuyor. Bunu bu ihtiyacı nerede gideriyor? Arkadaşlarıyla gideriyor. Onun için çocuk hayatta bazı şeyleri yaşayabilmesi için kimliğini sağlıklı oluşturabilmesi için arkadaşlık ilişkileri çok önemli. Ha, anne baba anne baba çocuğun arkadaşı olabilir. Bu arkadaş anlamında kullan olabilir. Ama anne babanın rolünü bıraktığı an risk başlıyor. Çocukta ne oluyor biliyor musunuz? Güvenlik ihtiyacı karşılanmıyor. Güven ihtiyacı karşılanmıyor. Bir örnek vereyim hatta. Çocuk bir okula gitmek istiyor. Anne baba da ilkokul anne baba da çocuk orayı istiyor diye oraya gönderiyor. Sonra çocuk o okula gittiği için pişman oluyor. Yıllar sonra diyor ki beni niye okula gönderdiniz? Sen istedin. Ben çocuk aklımla nasıl karar verebilirdim ki beni niye yönlendirmediniz diyor. Demek ki çocuk zaten o yönlendirilmeyi, o korumayı e, öğrenmek istiyor anne babadan. Beklentisi bu şekilde. Anne baba bu beklentiyi karşılamayıp arkadaşlığa geçtiği an bu güvenlik ve güven ihtiyacı seçteyor. Bu da hiç istemediğimiz bir şey. Tamam mı? Bu net değil mi? Evet. Hocam ilk çocuk sosyalleşmeye başladığı zaman arkadaşını nasıl seçer? Kendince bir kriteri var mıdır, olmalı mıdır? Güzel. Arkadaş bu da çok temel bir soru. Arkadaşlarımızı biz nasıl seçiyoruz? Tamam mı? Çok arkadaşı olması gerekli mi? Şimdi o da çok güzel bir soru. Araştırmalar şunu gösteriyor. Arkadaş sayısı arttıkça çocuk daha çok olumlu özellikler gösteriyor. Ama dikkat edin bu her çok arkadaşı olan daha olumlu özellikler gösterir demek değil. Yani aralarında bir korelasyon var. Tamam mı? Ama sonra araştırmacılar şuna bakıyor. Çok arkadaşım olması önemli yoksa arkadaşlığının kalitesi mi önemli? Sonra çok arkadaş olanları incelediğinde aralarında bazı farklılıklar görüyorlar. Bazı insanlar özellikle saldırgan çocuklar hemen arkadaş narsist çocuklar da bunu yapıyor. Narsistler etkilemeyi seviyor ya. Tamam mı? Gelir arkadaşlık kurar, etkiler hemen böyle. Der ki vay be ya işte Özgür'le tanıştık falan işte süper bir adam falan. Ondan sonra beni yani biz arkadaş olarak arkadaş olduk. Ama manipülasyonu da yüksek. Makyavelizm insan kullanma da yüksek. Sonra sürdüremem ben onu. Sonra bir kişiyi daha etkilerim. onu arkadaş edinirim. Ve bakıyorlar. Eğer arkadaşlık kalitesi zayıfsa, çok arkadaşı varsa ama arkadaşlık kalitesi zayıfsa o zaman bu çocuklarda da sıkıntı olduğunu görüyoruz.